Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Üniversitesi Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sıcak bir Bursa Gemlik gününden tekrardan selamlar olsun. 5 Temmuz 2023'ün ikinci videosu olacak planlamalarıma göre. Bir aksilik olmazsa diyeyim arkadaşlar. Zaha'ya en iyi teklif Fenerbahçe'den. Şimdi başlığı da bunu koyacağım. Burada bol bol Zaha konuşacağız. O yüzden başlıkta bu olsun. Crystal Palace, Al Nassr ve Lazio'nun peşinde olduğu. Bir dişi sahilli kanat oyuncusu Zaha'ya Arabistan dışında en iyi teklif Fenerbahçe'den geldi ki Arabistan'dan gelen teklif de hani iyiden öte bir teklif. Eğer parayı düşünen bir oyuncu olsa yani çıldırır seviyede bir teklif. Fenerbahçe şampiyonluk hasretini uzun yıllara taşıdı ve artık sonuca ulaşmak istiyor, inceleyip sık dokuyor çalışmalarını. Sıklaştırdığı kanat takviyesi içinde artık ilk sıradaki aday Wilfried Zaha ve çok fazla rakip var. Ama bu videodan sonra gerçekleri anlayacaksınız. Şimdi tüm teklifler diye haberde bir kısım var. Bakalım arkadaşlar, ben merak ediyorum şimdi. Tamam, tüm teklifler diye bahsediyor da ne kadarı doğru? Şöyle bir yakınlaşayım da okuyayım. Fenerbahçe 4 milyon euro maaş, 4 milyon euro imza parası önerildi. Şu ana kadar Avrupa ekiplerinden masaya konulan en iyi teklif Fenerbahçe'den geldi. Ancak Zaha'nın talebi 5 milyon euro maaş, 5 milyon euro imza parası. Ben size gönül rahatlığıyla söyleyeyim. Bak, Ali Koç'u falan savunmuyorum. Babamın oğlu değil. Herhangi bir maaş da almıyorum. Herhangi bir para da almıyorum. Ama Ali Koç 5'e çıktı. Yani Ali Koç futbolcunun bütün isteklerine okey dedi. 5'e de okey. Tamam, imzaya da okey dedi. Her şey okey. Oradan hostelliyorum ya. Al Nassr 15 milyon euro maaş, 17 benim bildiğim kadarıyla. 5 milyon euro imza parası. Arabistan'da oynamaya sıcak bakmıyor. Hani bu teklifi kullanarak elini güçlendirmeye çalışıyor. Bakın bana şu geldi, hani vermezseniz diye. Crystal Palace 4 milyon euro net maaş, imza parası yok. Daha Crystal Palace'a devam etmek istemiyor. Lazio 3 milyon euro artı 3 milyon euro imza parası. Başarılı futbolcu bu teklifi çok düşük bulsa da Lazio'nun direkt Şampiyonlar Ligi gruplarına katılacak olması Zaha'yı düşündürüyor demiş. Şimdi değerli arkadaşlar, kıymetli arkadaşlar, 28 maçta forma giydi. 7 gol 3 asist kaydetti. Ben size kesin şeyleri söyleyeyim, bir dakika dur. Benim notlarıma göre Al Nassr 2 yıllık teklif 17 milyon euro yıllık ücret. Palace 4 yıllık teklif 5,9 milyon euro vergiler hariç. Fenerbahçe 4 yıllık teklif, 5 imza parası, 5 yıllık ücret, vergiler hariç. Lazio 3 yıllık teklif 3,6 milyon euro, vergiler dahil. Yani vergiler bundan çıkacak. Yani insan aklına şu geliyor değil mi? Ulan Crystal Palace bu maaşı veriyor, niye yenilemiyor? İşte Lazio şöyle böyle değil, %45-50 vergisi var arkadaşlar. Ve futbolcu vergiyi kendi ödüyor. Yani Avrupa'da vergi sistemi çalışıyor. Yani Lazio'nun maaş teklifi 1,8 milyon euro falan. Şimdi Lazio'yu ben araştırdım. Lazio'nun kulüpteki en yüksek maaşı 7 yıldır formasını giyen, kaptanlık yapan Ciro Immobile'ye aitmiş. Yıllık net eline geçen 4 milyon 230 bin euro. Hani Wilfried Zaha için son teklif 3,6 ama vergiler çıkınca biraz daha düşüyor. Lazio'dan net maaş isteği 5,5 milyon euro. Yani Şampiyonlar Ligi için ama yok. Şimdi Fenerbahçe Wilfried Zaha'nın bütün şartlarını kabul etti. Aynı şekilde hani oyuncu için birçok alternatif var. Ancak oyuncunun karar verme zamanı geldi. Ve 10 milyon euroluk komisyon bedeli istiyor menajeri. Lazio da bunu vermek istemiyor. Olay buradan ibaret. Şimdi ezanlar okunuyor. Okunmasa çok ağır bir küfür edeceğim. Nasıl ağır bir küfür edeceğim? Şöyle söyleyeyim. Eğer Zaha insan evladıysa, hani Allah'a dini kitabını boş ver. Herkesin dini kendine, ama insan evladıysa, az biraz haysiyeti onuru varsa Zaha Fenerbahçe'de. Bak çok açık ve net söylüyorum. Hani bu kadar uğraşılan, bütün şartları kabul edilen, tamam denilen, menajerinin bile şartları kabul edilen bir futbolcu artık gelmiyorsa bu futbolcunun kendisindendir. Ben size son dakika introsunu vererek söylüyorum. Zaha Fenerbahçe'de. Yani şu dakikadan sonra olmaması futbolcunun kendisi. İsmail Kartal'dan Oosterwolde kararı. Bir bakalım demiş. İsmail Kartal geri döndü.
geçen sezon bir nevi hayal kırıklığı olan Osterwold ile ilgili kararını vermiş ve yönetime de iletmiş. Kampta göreceğim, performansını gözlemleyeceğim diyor. Ve hani Fenerbahçe öncesindeki maçlarına ilgili de raporlarını almış. Umutluymuş. Hani oyuncunun yeteneklerinden, atletizminden de umutlu olduğunu belirtiyor. Ben bunu kullanırım diyor. Hadi inşallah çekim. Çekim? Çekim ne ya? Hadi inşallah gözüm. Ha, transfer kararı. Konferans Ligi ilk maçlarında hani formu gözetilecek. Orada bakılacak arkadaşlar. Osterwolde'nin az sol bek gibi oynaması halinde yedek performansı göstermesi halinde durum değişebilir diyor. 6 milyon euroya alındı. 22 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe'de 5 maça çıktı. Yani kararını da size bırakıyorum. Serdar Azmun'dan Fenerbahçe itirafı. Aslında bu bizim kanalın takipçilerinin bildiği bir şey. Bayer Leverkusen'in Serdar Azmun küçüklüğünden bu yana Fenerbahçe'yi sevdiğini açıklamış. Sivrispor açıklamalarda bulunmuş. Ne diyor açıklamalarında? Sivrispor açıklamalarında. Şartlar uygun olursa her takıma gidebileceğini ifade etmiş. Türk dizileri izliyorum. Türkçem düzgün diyor. İranlıyım. Hani bu sayede iyi Türkçe konuşuyorum. Bayer Leverkusen olarak sezonu iyi geçti. İyi bir genç kadromuz var. Avrupa'da yarı final oynayacağımızı tahmin etmiştim. Başarılı olabilecek yetenekli bir kadroya sahiptik. Final bile oynayabilirdik. Xabi Alonso bize bir hoca gibi değil, baba gibi yaklaştı. Yardımcılarla birlikte iyi iş çıkardı diyor. Ben bu sene Türkiye'den teklif aldım, ismini vermek istemiyorum ama büyük bir takımdı. Türk kültürünü çok seviyorum. Türkiye Süper Ligi'nde oynamayı çok seviyorum ama bu transfer gerçekleşmedi. Hani bir imza atmadan transfer gerçekleşmez diyor. Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Real Madrid'i çok seviyorum ama bu başka bir sevgi. Real Madrid'i sevmem başka bir. İspanyol takımında oynamayacağım anlamına gelmez. En iyi motivasyonu sağlayacağım bir yerde oynamak isterim. Kariyerim için en iyisini yapmak istiyorum. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ta oynamayı herkes ister. Çocukluğumdan beri Fenerbahçe'yi çok severim. Ama kariyerim için doğru olanı yapmak istiyorum demiş. Biz buradan ne anlıyoruz? Galatasaray ya da Beşiktaş'tan teklif almış. Futbolda her şey mümkün. Biz profesyonel oyuncuların önce şartları görmek isteriz. Şartlar müsait olursa her şeyi yapabiliriz. Suudi Arabistan Ligi de olabilir. Farklı bir yerde olabilir. Şu an Leverkusen'de kontratım var. Neler olacağını göreceğiz diyor. Yani para verirseniz orada da olur diyor. Ali Koç ile arkadaşlık ilişkim var. Allah Allah, bak bu bana sürpriz oldu. Arkadaşlıkla profesyonellik farklı işler. Sadece Fenerbahçe'de değil Türkiye'de futbol oynamak çok iyi olurdu diyor. Arda Güler çok iyi oyuncu. Türkiye'de çok büyük destek görüyor. Bence doğru yolda. Onun için en iyi şeyler olur umarım. Real Madrid veya Barcelona gibi kulüplerde oynayabilir. Türkiye'nin en büyük oyuncusu demiş. Atılıyorum, ekleme de yapmıyorum. Ya Pedro'ya iki talip. Haberine geçelim. Bu arada Serdar Azmun'la bir ilgimiz yok. Gelmeyecek. Transferi de düşünülmüyor arkadaşlar. İşiniz rahat olsun. Hani istediği kadar Fenerbahçeli olsun. Ben de Fenerbahçeli'yim. Beni alır mısınız? Beni oynatır mısınız? Gerçi ben oynasam biraz şöyle bir 15 kilo falan versem. Siz bakın bakalım leblebi gibi nasıl gol atıyorum. Repertuarım geniş. Fenerbahçe'de istediği performansı ortaya koyamayan João Pedro için. İki İtalyan ekibinin devrede olduğu yazıldı. Sport Today'de yer alan habere göre Fenerbahçe'de istenileni veremeyen Pedro ayrılmak istiyor. Haberde Brezilya asıllı İtalyan oyuncunun eski kulübü Cagliari'ye dönmek istediği belirtildi. Cagliari'nin de hücumcu araması sebebiyle tecrübeli golcü için hamle yapacağı ifade edildi. Pedro için Torino'nun da devrede olduğu ancak oyuncunun ilk tercihinin Cagliari olduğunun da altı çizildi. Fenerbahçe formasıyla 28 maça çıktı. 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi fakat hepsinde de 90 dakika oynamadı arkadaşlar. Şimdi İtalya'ya dönmek istiyor. Torino ve Cagliari. İkisi de istiyor arkadaşlar. Ve Fenerbahçe aldığımız fiyatı verirseniz görüşebilirsiniz diyor. Şimdi bu transfer konusunda ben bir şey diyemem. Yani hiçbir şey diyemem. Ben Zaha konusunda tekrar söyleyeyim. Yani Zaha'nın bütün şartlarını görüştük. Alacağı eve kadar gösterdik. Oyuncuya tatil yaptırdık. Tatilini de sürdürüyor. Hani birkaç gün içerisinde teklifimize cevap verecek. Arabistan'ı istemiyor. Kulübünden az para veriyorlar. Lazio olmuyor. Ali Koç cebinden de bir kısmını karşılayacak arkadaşlar. Az önce söyleyemediğim şey bu. Ali Koç cebinden karşılayacak. Her şey yapıldı. Kararı bize yakın. Yani son anda dönmezse hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bak, bütün samimiyetimle söylüyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Yani hem hayırlı olsun hem de şanslı olsun, Fenerbahçe'de işler iyi gitsin. Her şeyi yapsın, olmaz mı?
Bence olur. Yani ben sizi müjdelere boğacağım inşallah arkadaşlar da. Ha, bu kısımda söyleyebileceğim Zaha'nın Fenerbahçe olması. Şu lafı çok duyuyorum hocam. Ya çok iyi bir futbolcu değil. Siz çok iyi bir futbolcusunuz ya. Ay, arkadaşlar Cevap Pedro konusunda şunu söyleyeyim. İsmail Kartal şu anda herkesi gözlemliyor. Herkesi inceliyor. Herkesi izliyor. Yani İsmail Kartal şu anda herkesi izliyor. İzleyip kararını verecek. Şu anki İsmail Kartal'ın, bak şu anki İsmail Kartal'ın belki de Pedro'dan memnun olacak. Diyecek ki tamam Dzeko, Pedro, Batshuayi bana yeter. Umut Nayır falan bana yeter. 3-4 tane alternatifim var. Zaman zaman geriye düşeceğin, zaman zaman daha çok gol atmak isteyeceğin, zaman zaman oyun kilitlenecek beraberlikten. Hani skor almak isteyeceksin. Doldur boşalta döneceğim deyip 4 forveti de tutabilir kadrosunda. Ama Pedro için bence 5 falan veren olursa göndermek lazım. Biz de açmadı. Ama şunu söyleyeyim. İsmail Kartal sisteminde pivot santraforlar her zaman iş yapar. Bir de Kent tamam. Stoh tarzında bir oyuncu. Kabul. Fenerbahçe taraftarının kabul etmesi için bir hazırlık maçında izlememiz lazım. Belki de hazırlık maçında izleyince ulan Kent burada Zaha da öbür kanatta süper olur diyeceğiz. O yüzden bir gözlemlememiz lazım, izlememiz lazım. Ama ben bütün riskleri göze alarak söylüyorum. Zaha eğer insan evladıysa Fenerbahçe'ye hayırlı uğurlu olsun. Osterwolde konusunda da ya fiziği iyi, atletizmi iyi. Yaşı daha genç. Türkiye'ye adapte olması uzun sürecek ama Ferdi Kadıoğlu gibi Hollanda kültüründen gelen bir isim var. Ben eminim Osterwolde de kendine gelecektir. Bak ben umutluyum. Ama her videoda söylüyorum ben Emre Demir'den daha umutluyum. Eğer bir yere gitmezse, kiralanmazsa ve İsmail Kartal'ın gözüne girerse bir bakmışsınız bu sene de Emre Demir şov izliyoruz. Neden olmasın? Hani Arda Güler gitmez kalırsa onun da bu arada netleşmesi lazım artık. Gitmez kalırsa ya da en azından gidip bir sene kiralık kalırsa ona göre bir taktik, bir sistem, bir transfer çalışması. Mesela şu anda Arda Güler'i sağ kanatta oynatabilirsin. Gayet rahat oynatabilirsin. Anlatabiliyor muyum? Pedro'yu forvet arkasında Arda'yı sağ kanatta oynatabilirsin şu an için. Ya da Joshua King'i forvet arkası oynatıp yani yardımcı forvet ya da 10 numara pozisyonda oynatıp Arda'yı sağ kanat oynatabilirsin, Arda'yı sol kanat oynatabilirsin. O yüzden bunun netleşmesi lazım. Beğendiğiniz için, izlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere.